Merhaba gençler. Zemin mekaniği derslerine devam ediyoruz. Zeminde kaynama problemini inceliyorduk. Bu incelemeyi de bir güvenlik katsayısıyla yapıyorduk. Şuradaki iki tane kuvvetin oranında güvenlik katsayısını hesaplamıştık. Buradaki W üzeri tırnak işaretli olan W ve U'yu birbirine orantılayarak formülümüzü biraz sadeleştirmiştik. Güvenlik katsayısı eşittir zeminimizin yani çıkış elemanındaki yani bu ortamdaki zeminimizin efektif birim hacim ağırlığı bölü bu elemandaki ortalama hidrolik eğim çarpı suyun birim hacim ağırlığı yani 9.81 kilonewton metreküp olarak güvenlik katsayısını daha sade bir hale getirmiştir. Devam edelim. Güvenlik katsayımızdaki şuradaki iki terim yani zeminimizin efektif birim hacim ağırlığı bölü suyun birim hacim ağırlığını şu şekilde yazsak yani efektif birim hacim ağırlığı zeminimizin efektif birim hacim ağırlığının denk bir faz ilişkisi vardı. Bu faz ilişkisinde zeminimizin özgül ağırlığı, suyun birim hacim ağırlığı ve buradaki zeminimizin boşluk oranına bağlı olarak zeminimizin birim hacim efektif birim hacim ağırlığını bu şekilde yazabiliyorduk. Bunu faz ilişkilerinde konuşmuştuk. Bu alt kısmında da bakınız yine bir suyun birim hacim ağırlığı var. Buradaki iki tane suyun birim hacim ağırlığı birbirini götürür ve ne kalır geriye? Gs eksi 1 bölü 1 artı yani şuradaki bu ifade bu hale gelir. Buna İ kritik yani kritik hidrolik eğim ismini versek bizim güvenlik katsayımız biraz daha sadeleşecektir. İ kritik bölü İ A ve bu İ kritik yani kritik hidrolik eğim görüldüğü gibi zeminimizin özelliklerine bağlı. Zeminimizin birim hacim ağırlığı, özgül birim hacim ağırlığı ve zeminimizin boşluk oranına bağlı olarak hesaplanıyor. Kritik hidrolik eğim. Peki buradaki İAV neydi? Yani ortalama hidrolik eğim neydi? Bizim bu sistemde yani akımın olduğu, su akımının olduğu sistemde çizeceğimiz akım ağından hesapladığımız neydi bu çocuklar? Bir hidrolik eğimdi. Geçen dersimizde bunu konuşmuştuk. Hidrolik eğim, şuradaki hidrolik eğim görüldüğü gibi zemine bağlı değil de kime bağlı çocuklar? Buraya çizeceğimiz akım ağına bağlı. Peki iyi kritik neye bağlıydı? Zeminimize bağlı. Yani zeminimizin iki tane özelliğine bağlı. Özgül ağırlık ve boşluk oranı. İşte bu ikisini birbirine oranladığımız zaman bir güvenlik katsayısı hesaplayacağımızı söylemiştik. Peki bu güvenlik katsayısı nedir? Kaynamaya karşı güvenlik katsayısıdır bu. Bunu biz normalde kritik durum yani buradaki çıkış elemanında efektif gerilme sıfır olacak mı? Yani ne demek bu? Buradaki zemin yani şuradaki şöyle göstereyim. Buradaki zemin tanelerini şöyle göstereyim. Bu suyun akışı sırasında oluşacak olan su basıncı veya su kuvveti acaba bunları da taneleri yukarı kaldırıp temas birbirine değme noktalarını ortadan kaldırıp buradaki efektif gerilmeyi sıfır yapacak mı? İşte Fs'nin birden küçük olması bu durumda yani buradaki zeminin artık yük taşıyamadığı yani taşıma gücünü kaybettiği manasına gelir. Yani en kritik durum eşittir bir durumudur. Yani birin altına düştüğü zaman burada ne olacak demektir? Artık buradaki zemin yük taşıyamayacak demektir. O zaman şuradaki bizim Planck perdesi ne olacaktır? Bizim kazı çukuruna doğru devrilecektir ki ben bunu istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Kritik durum 1. 1'in altına düşerse buradaki zeminimizin efektif gerilmesi sıfırlanıyor. Yani yük taşıyamıyor. Taşıma gücünü kaybediyor. Benim istediğim şey minimum 1. Ama minimum 1'de çalışamıyorum. Çünkü niye? Zeminim homojen bir zemin değil. Heterojen bir zemin. Ve güvenlik katsayılarıyla çalışıyorum ben. Yani burada belli bir güvenlik katsayısı arıyorum. 1
1'e eşitlemek benim için tehlikeli. O yüzden ne yapıyorum ben? Güvenlik kat sayısını bakınız. Minimum 3'ün üzerine taşımaya çalışıyorum. 3, 4, 5'den büyük olsun da asla buradan aşağıya düşmesin istiyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi güvenlik katsayısı görüldüğü gibi belli bir değerde tutulması gerekiyor. Peki ya güvenlik katsayım 3'ün altındaysa, yani benim istediğim 3 minimum değer 3 ya, bunun altındaysa ne yapmam lazım? Güvenlik katsayısını 3'ün üzerine taşımam lazım ki ben ne yapayım? Bu zeminde, yani şu palplanj perdesindeki problemimde ne olmasın çocuklar? Kaynama problemi olmasın. Onu istiyorum. O zaman gelin kaynamaya karşı güvenlik katsayısını arttıran önlemlerimizi incelemeye başlayalım. Eğer bizim çıkış elemanımızda, yani şuradaki elemanda, D bölü 2 diye göstereyim bunu. Bu elemanda bizim güvenlik katsayımız kritik durumun 1 olduğunu söylemiştim. 1'in altına düştüğü zaman problem çıkıyor. Çünkü niye? Buradaki zemin artık taşıma gücünü kaybediyor ve bu palplanj temel çukuruna doğru devrildiğini söylemiştim. Eğer güvenlik katsayımız 1'in altına düşerse buradaki zemine, şuradaki zemine verilen isim akıcı kum deniyor, kaynayan kum deniyor, sıvılaşmış kum deniyor. Bu ne demektir yani? Şuradaki zeminim artık yük taşıyamıyor. Yük taşımamak ne demek çocuklar? Bir zemin nasıl yük taşır? Tekrar edelim bunu. Bir zeminin yük taşıması için birbirine temas yüzeylerinin olması gerekiyor. İşte buradaki bu sızma hareketi, yani suyun yukarı doğru hareketinden dolayı buradaki taneler ne oluyor çocuklar? Sanki yüzüyormuş gibi oluyor. İşte bu durumdaki zemine biz ne diyoruz? Akıcı kum, kaynayan kum ismini veriyoruz. Yani benim güvenlik katsayım bu kaynama problemi için yeterli değil demek istiyorum. Minimumda 3 bekliyorum. Yani ne olmasın? Bir tam bir normalde beni kurtarır. Kritik durum ama birin üzerinde problem gözükmez ama ne olabilir çocuklar? Değişen çevre şartlarından dolayı birin altına çok çabuk düşer. O yüzden ben bunun güvenlik katsayısını biraz daha fazla, büyük bir sayı seçiyorum. Minimum 3 seçiyorum. Peki ben bunu 3'e taşımak için, yani güvenlik katsayımı 3'ün üzerine taşımak için ne yapacağım? İşte önlemlerden birincisi, bu benim çıkış elemanımın üzerine gelecek şekilde bir ağırlık filtresi uygulaması yapacağım. Ne demek bu? Şimdi şuradan bir rengini değiştireyim. Şurada zeminimizin bir ağırlığı var, bakınız. Peki U nereden etki ediyor? Yukarı doğru, yani yukarı yönlü. Çünkü niye? Sızma hareketleri var. Yani su akımı var zeminde. Zeminde su akımı var. Bu da ne yapıyor çocuklar? Taneleri birbirinden ayırmaya çalışıyor. Ben şimdi bunun üzerine ne yapıyorum? Bir filtre tabakası uyguluyorum. Niçin? Bakınız, aşağı yönlü ağırlıkları arttırmak amacıyla, bakınız burada bir filtre tabakası koyduğum zaman burada ekstra bir ağırlık, bakınız kaldırma kuvvetine karşı koyan bir ağırlık oluyor. Benim güvenlik katsayısını hatırlıyorsunuz. İlk halini Fs eşit demiştim. Oradaki zeminin birim acım ağırlığından, efektif birim acım ağırlığından yazılan bir ağırlık vardı. Bir de suyun kaldırma kuvveti vardı. Şimdi filtre ağırlığı da pay kısmına etki ediyor şöyle. Yani ne demek bu? Pay kısmını arttırdığı için, yani burayı yükselttiği için güvenlik katsayımda yükseliyor. Çok basit bir mantığı var yani. Şimdi tabii sorulacak olan soru şudur. Ne kadarlık kalınlığında, yani ne kadar kalınlığında bir filtre tabakası yapayım ki? Yani şu D1'i, filtre tabakasının kalınlığını ne kadar yapayım ki güvenlik katsayım ne olsun benim istediğim minimum değer 3 diye 3'ün üzerine taşıyayım. Şimdi öyle bir problemimiz var. Bu problemi de cevaplandırmak gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Yani buradaki filtre tabakasının kalınlığını nasıl buluyoruz? Çok basit bir mantığı var. Şöyle,
Benim güvenlik kasayımı hatırlıyorsunuz. Kaynamaya karşı güvenlik kasayımı ilk hali şuydu. Yani şu iki tane kuvvetin oranıydı. Şimdi ne geldi üzerine? Bir de filtre tabakasının ağırlığı geldi. Bakınız şunları daha önce yazmıştık sizinle. Şunu ve şunu. Şöyle gösteriyorum. Şimdi gelen bakınız şöyle D. D nedir çocuklar burada? Şuradaki 1 bölü 2 ile birlikte. Aslında bu çıkış elemanının üzerine gelen şuradaki alan. Aslında bir hacime dönüyor. Niye, ne zaman dönecek? Onu şimdi söyleyeceğim. Bakın şuradaki D1 benim ne kadar bir ağırlık, kalınlıkta bir ağırlık filtresi yapacağım. Yükseklik yani burası D1. Peki D2 nedir çocuklar? D bölü 2 nedir çocuklar? Bu benim çıkış elemanının eniydi zaten. Bakın şuralarda etki etmişti zaten bunlar da. Şu iki tane ağırlığı hesabında bu D bölü 2 etki etmişti. Aynı mantık. D bölü yani şu bu şöyle yani. D1 çarpı D bölü 2'dir bu yani. Şu 1 bölü 2'yi öne atmış mesela. Peki şimdi burada D bölü 2 sabit. Yani zaten çıkış elemanının genişliği sabitti. Burası nedir peki? Burada filtre tabakasında kullandığımız zeminimizin birim hacim ağırlığı. Ama hangi birim hacim ağırlığı? Efektif birim hacim ağırlığı. Çünkü ne demiştik? Bakın buradaki ağırlığı da yazarken zeminimizin efektif birim hacim ağırlığını kullanmıştık. Bu da burada kullandığımız filtre tabakasının birim hacim ağırlığı ama efektif birim hacim ağırlığı. Şimdi şöyle sadeleştiği zaman şu şekilde halini alıyor. Zeminimizin birim hacim ağırlığı artı D1 benim yapacağım filtre tabakasının kalınlığı bölü D. Neydi D çocuklar? Benim pal planşımın ne kadar zemine batırdığım yükseklik de orası. Parantezi kapatmış. Burada kullandığım yani filtre ağırlık filtresi olarak kullandığım malzemenin birim hacim ağırlığı hangi birim hacim ağırlığı? Efektif birim hacim ağırlığı bölü çıkış elemanında yani şuradaki çıkış elemanındaki ortalama hidrolik eğim çarpı suyun birim hacim ağırlığı. Ben bunu minimum kaç istiyorum? 3 istiyorum. 4 istiyorum. 5 istiyorum. O size bağlı. Mesela bizim minimum değer 3 mesela diyelim. Ben 3'e eşitleyeceğim bunu. Yani şuradaki ifadeyi 3'e eşitleyeceğim ve buradan D1'i ne yapayım çocuklar? Hesaplayacağım. İşte buradaki D1 ne oluyor? Minimum 3'ü sağlayan sonradan koyacağım filtre ağırlık filtresinin kalınlığı buradan hesaplanabiliyor. Yani güvenlik kasasını 3 yapıp buradan D1'i çekmek sizin için kolay bir hesap olacaktır. Peki tek çözüm bu mudur? Onu da konuşalım şimdi. Zeminde kaynama probleminin önüne geçmek için güvenlik sağlaması açısından eğer ağırlık filtresi kullanılmayacaksa başka bir çözüm yöntemi şöyle sunabiliriz. Şimdi güvenlik katsayımı tekrar yazayım. İlk hali olan ifadeyi yazıyorum şimdi. Şuradaki zeminimizin efektif ağırlığı bölü buraya gelen aslında su akımından dolayı oluşan bir kaldırma kuvveti vardı. Suyun kaldırma kuvveti vardı. Bu ikisinin oranı güvenlik katsayısıydı. Şimdi ben ağırlık filtresi kullanıp buraya yani pay kısmına bir ekleme filtre ağırlığı katamayacağım için o zaman şurası sabit kalacak demektir. Peki ben bu güvenlik katsayısını nasıl arttırırım bu durumda? Eğer pay kısmı sabitse payda kısmında bir azalmaya gitmek zorundayım. Peki buradaki yani çıkış elemanına gelen suyun kaldırma kuvvetini azaltıcı neler yapabilirim bir bakalım. U'nun hesabı bakınız şuradaki ifadeyle yapılıyordu. Bu ifadede bakınız 1 bölü 2 var. Bunu değiştiremem. 0,5 değişen bir şey olmayacak. Bu sabit bir sayı. D kare çocuklar nereden geliyordu? Çıkış elemanının geometrisinden geliyordu. Bunu da şu anda elleyemiyorum. Şimdilik dursun. İAV var. Burası nedir çocuklar? Şu çıkış elemanındaki ortalama hidrolik eğim. Burada bir değişiklik yapabilirim. Dursun şimdilik. Ve burada ne var çocuklar şurada? Suyun birim hacim ağırlığı. 981 kilonewton bölü metre küp. Bu da sabit. O zaman benim şurada bir değişiklik yapmam lazım. Peki İAV'yi o zaman azaltayım ki U azalsın. Diğerlerini pek oynayamıyorum o zaman. İAV ne de çocuklar? Bu çıkış elemanındaki
Enerji kaybı bölü mesafe, yani L. Peki bu L neydi çocuklar? Çıkış elemanında incelediğim için ne demiştik? Buradaki pulp flanjı ne kadar batırmakla alakalı bir mesafe, yani şuradaki L. O zaman ben bu pulp flanjın derinliğini arttırırsam, yani daha derine kadar indirirsem ne olacaktır? Gördüğü gibi buradaki L yükselecektir ve IAV düşme eğilimine girecektir. Peki bunun düşmesi ne demektir? U'nun azalması demektir, değil mi? Çünkü IAV ve U doğru orantılı. Bu, o yüzden ne oluyor? IAV'yi azaltmak benim şu U, yani kaldırma kuvvetini de azaltmış oluyor. L, yani pulp flanjın batırma derinliğini, yani zemine gömme derinliğini arttırdıkça benim ortalama hidrolik eğimim de ne oluyor çocuklar? Azalmaya gidiyor. O da U'nun azalmasına sebep oluyor. İşte pulp flanjlı bir sistemde batırma derinliğini arttırmak bize ne olarak karşımıza çıkıyor? Güvenlik kat sayısını arttırıcı bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Tabii şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Onu da konuşalım. Şimdi bu D'yi arttırmak, hocam şuradaki D kareyi arttırmıyor mu diye soracaksınız. Ben de size şunu söyleyeceğim. Şimdi normalde biz bu ifadeyi yazarken şöyle yazmıştık. 1 bölü 2 D kare zeminimizin, yani çıkış elemanındaki zeminin birim hacim ağırlığı efektif olarak bölü 1 bölü 2 D kare IAV çarpı suyun birim hacim ağırlığı. Şimdi bakın iki tarafta da D kare vardı. Bunlar birbirini götürdü zaten. 1 bölü 2'ler de birbirini götürmüştü. Fs'yi ben aslında şu şekilde sadeleştirmiştim. Bakınız yazıyorum. Zeminimizin birim hacim ağırlığı ama efektif olarak IAV çarpı suyun birim hacim ağırlığı. Bakınız burada D'nin bir etkisi kalmadı. Peki bakın IAV'nin hala etkisi var. Benim şeyim neydi? Amacım neydi? Fs'yi arttırmak. Ağırlıkta bir değişim yapmıyorum. Yani bir ağırlık filtresi katamadım üzerine. Yani pay kısmına bir ekleme yapamadım. Ama diyorsunuz ki bana, hocam şuradaki payda kısmını azalt ki Fs benim ne olsun? 3'ün üzerine çıksın. O zaman şurada bakınız, bu da sabit. 981 kilonewton bölü metreküp. O zaman bakınız yine kiminle ben muhatap olacağım? Fs'yi arttırmak için IAV'yi düşürmekle muhatap olacağım. İşte benim bu IAV'yi nasıl düşürüyorum? Aslında yaptığım şey pulp flanj perdesini daha fazla zemine batırmaktır. Çünkü niye? Daha fazla enerji kaybetsin zeminimiz, pardon, su akımımız. Peki enerji kaybını nasıl sağlıyorum ben? IAV'yi ne yaparak? Azaltarak sağlıyorum. Bu da buradaki pulp flanjın gömme derinliğini arttırarak gerçekleştiriyorum. Bir başka şey de çocuklar, bakın şöyle bir baraj veya bir bağlama yapısı olsun. Burada yine aynı mantık söz konusu. Bakınız buradan gelen, yani enerjinin fazla olduğu yerden az olan yere doğru bir ne var çocuklar? Su akımı var. Ve şu çıkış elemanında yine ne var çocuklar? Acaba bir kaynama var mı? Yani kaynama olayı olacak mı diye düşünüyoruz. Ve kaynamaya karşı yetersiz olduğunu düşündük, hesapladık. O zaman ne yapmamız lazım yine? Güvenliği arttırmamız lazım. Ağırlık filtresi uygulamayacaksak buradaki suyu biraz yormak gerekiyor. Yani sürtünmeye, daha fazla enerji kaybetmesini sağlamak. Yani yolunu uzatmak gerekiyor. Pulp flanj perdesindeki mantık burada da var. Eğer siz yapınıza, önüne ve arkasına bir pulp flanj perdesi çakarsanız, bakınız buradaki geçirimsiz tabaka olmasa dahi yolunu ne yapıyorsunuz çocuklar? Böyle uzatıyorsunuz. Bu da iyi azaltacaktır. Çıkış elemanındaki iyi, tabii ki burada bahsettiğim şey azaltacaktır. Siz eğer bir de bu enerjinin fazla olduğu yerde bir geçirimsiz bir tabaka yaparsanız, bu sefer yolu biraz daha uzatırsınız. Yani buradaki pulp flanj çakmak, buraya bir fore kazıktan bir sette yapmak veya böyle bir suyun geçemeyeceği bir alan yapmak, bir kısım yapmak suyun yolunu uzatacaktır. Geçirimsiz örtü tabakası yapmak suyun yolunu uzatacaktır. Hepsinin amacı nedir çocuklar?
Hepsinin amacı şu İAV'de bir düşüşe sebep olmak. Çünkü niye? Güvenlik katsayısını arttırmak için. Bakınız herhangi bir işlem yapmıyorum. Yani çıkış elemanına bir ağırlığında bir artışa gitmiyorum. Benim bütün amacım şu İAV'yi azaltma yönünde. İşte palplanşın boyunu uzatmak, yapının önüne arkasına sadece veya sadece bir tarafına bir palplanş perdesi çakmak veya menba tarafının altına bir geçirimsiz örtü tabakası koymak. Hepsi ne için çocuklar? Suyu biraz daha yorma amaçlı. Yani İAV'yi azaltmak amaçlı. İşte bu da güvenlik katsayısını arttıran bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ağırlık filtresini konuştuğumuz zaman burada kullanacağımız filtre zemininin de ne olması lazım çocuklar? Belirgin özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu çocuklar anlattığım ikinci çözüm yöntemi değil de bu ilk kısımla alakalı. Yani bu ağırlık filtresi ile alakalı, ağırlık filtresi ile alakalı bir konu. Burada koyacağım filtrenin, yani burada kullanacağım filtre malzemesinin iki tane koşulu sağlıyor olması lazım. Bu koşullardan bir tanesi şu. Üst sınır var. Bir de alt sınır var. Üst sınır ne için çocuklar? Borulanma koşulu deniyor buna. Bir de alt sınırı var. Geçirimlilik koşulu. Şimdi bu normalde şöyle orijinal zeminim yani su akımının olduğu zemin var. Ve bunun üzerine şöyle dedik bir filtre tabakası uygulanacak. Su buradan geçecek, gelecek. Kime geliyor buradan? Doğrudan filtre tabakasına geliyor. Bu su filtreden geçmesi gerekiyor. Yani ne demek bu? Geçirgen olması gerekiyor. İşte alt sınır oradan geliyor. Geçirimlilik yani buradan gelen suyu rahat şekilde direne edebilecek kabiliyette olması gerekiyor. Şu üzerine koyduğumuz filtre tabakasını. Tabii gel gör ki bir de üst sınır var. Borulanma koşulu deniyor buna. Bu da ne oluyor? Şimdi bizim filtre tabakamı şöyle. Su buradan geçecek. Peki suyla gelecek olan normal orijinal zeminde bunun arasında ne yapmaması lazım çocuklar? Geçmemesi. Yani buradaki zeminin de boşluklarının orijinal zemini bu şekilde hareketini engellemesi gerekiyor. İşte bu da borulanma koşulu olarak isimlendiriliyor. Bu nasıl bulunuyor? Bu sınırdaki zemin nasıl bulunuyor diye sorarsanız şöyle. Evet. Şu şöyle iki tane koşulumuz var. Bir, geçirimlilik için D15 filtre büyük eşit D15 zemin. Şimdi dediğim gibi filtre yapacağız. Normal zeminimizin ön tarafına. Buradaki zeminin %15, bakın şu bunu hatırlıyorsunuz, bu kronometre eğrisiydi. %15'e karşılık gelen çap değerimiz D15. Ama bu neyin çocuklar? Şuradaki orijinal zeminimizin kronometre eğrisi bu. Şu çizilen. Bir de 85, %85'e karşılık gelen bakınız burada bir değer var. Bu da geldi böyle. Demek ki iki tane karakteristik çap var. Bir tanesi %85 karşı yani %85 geçene karşılık gelen çap. Bir de %15'e karşılık gelen yani %15 geçene karşılık gelen çap. Bunlar zeminimizin çapları. Biri D15Z olarak gösteriliyor, bir tanesi D85Z olarak gösteriliyor. Şimdi iki tane koşulumuz vardı. Bir tanesi geçirimlilik koşulu, bir tanesi de borulanma koşuluydu. Bizim buraya koyacağımız filtre bu iki koşulu aynı anda sağlaması gerekiyor. D15 filtre büyük eşit D15 zemin. Bakın D15 zemin neresi çocuklar? Şurası. Şu bulduğumuz değer. Bunun 5 katını alıyorsunuz. Bakın 5 katını alıyorum. Burası nereye geliyor çocuklar? Şöyle ta buraya geliyor. 5 tane D15Z. Yani şurası. Bir de ne vardı? Borulanma koşulu. Yani bizim buradaki zeminimiz asla filtrenin arasından geçmemesi gerekiyor. Su geçecek ama zemin yani şuradaki doğal zemin
orijinal zemin filtrenin arasında kaçmayacak yani. Bu da borulanma koşulu. Bu da peki buradaki koşuldaki şart neymiş? D15 filtre küçük eşit D85 zemin, yani şuradaki bulduğumuz çap vardı ya, bunun 5 katı. Bu değerinde 5 katını alıyorsunuz. Bu da ne oluyor çocuklar? Buradan buraya geliyor. Şimdi bakın, burası 5 tane D85 zemin. Şurası da 5 tane D15 zemin. Yani şu iki noktayı bulacağız. Nasıl bulacağız? Şuradaki %85'e ve şuradaki %15'e karşılık gelen çapların beşer katını alıyorsunuz. Şu ve şu noktayı buluyorsunuz. Sonra şuradaki zeminimizin granülometre eğrisi, yani filtre yapacağımız, üzerine filtre yapacağımız veya önüne filtre yapacağımız zeminimizin granülometre eğrisine paralel iki tane çizgi. Bu şekilde bakınız, bunu bir buradan getiriyoruz. Paralellikten aynı zemin, yani şuradaki geometrinin aynısı bir paralellikte bir granülometre çiziyoruz. Nereden geçmesi gerekiyor? Bakınız, 5 tane D15 zeminde, yani bulduğumuz ilk noktada. Bir tane daha yine bu zeminimizin granülometre eğrisinden, bu sefer de 5 tane D85 zeminden geçmesi gerekiyor. İşte şu iki tane sınır bizim filtrenin sınırları oluyor. Yani siz kullanacağınız filtre malzemesinin granülometre eğrisi, buradaki zeminin beşer katını aldık ya, bunun arasına düşmesi gerekiyor. Yani sınır değerlerin, sınır çizgilerinin içine düşmesi gerekiyor. Yani şuradan kalan, şu sınırın içinde kalan her zemin ne yapılabilir? Filtre zemini olarak kullanılabilir. Yani ne oluyor? Bizim şurada durdurmaya çalıştığımız zeminimizin granülometre eğrisinin beşer katını, ama hangi beşer katını? D15 ve D85'in beşer katından geçen sınır çizgilerimiz var. Buradaki sınır çizgiler aynı şekilde zeminimizin granülometre eğrisi gibi olacak. Bunun arasına düşen filtre malzemesi sizin kullanabileceğiniz filtre malzemesidir. Eğer sizin filtre malzemesi dışarıya ve şöyle düşüyorsa, bunu kullanamazsınız. Niye? Bu şartlardan bir tanesini sağlayamıyorsunuz demektir. İşte biz geçirimlilik koşulunu ve borulanma koşulunu bu şekilde kontrol ediyoruz. Ne demek yani? Normal zeminimizi aslında iki tane sınırı bulmak için kullanıyoruz, granülometre eğrisini. Sonra oraya kullanacağımız bir filtre malzemesinin granülometre eğrisini koyuyoruz. Bunun arasına düşerse kullanılabilir. Eğer düşmezse de ne diyoruz? Bu malzeme filtre malzemesi olarak kullanılamaz diyoruz. Yani burada iki tane sınırın içine düşme koşulumuz var. Ne için? Şu iki tane koşulu sağlaması için. Peki biz filtreleri nerede kullanıyoruz? Bakınız, burada bir toprak dolgu baraj var. Görüldüğü gibi burada. Su akımı nereden oluyor çocuklar? Enerjinin fazla olduğu yerden, enerjinin az olduğu yere doğru bir hareketlenme var. Ve buradaki çıkış elemanı neresi çocuklar? Şurası. İşte bu çıkış elemanında bir filtre kullanmışız. Niçin kullanıyoruz biz bunu? Buradaki suyun geçmesi. Bakın, suyu durdurmuyoruz çocuklar. Durduramıyoruz. Su akımı olacak çünkü bir enerji farkı var. Enerji seviyeler, iki tane su seviyesi arasında bir fark var. Bu da bir enerji seviye farkı demektir. O zaman bunu biz durdurmuyoruz. Suyu durdurmuyoruz. Ama neyi durduruyoruz? Şuradaki zeminimizin şunun arasından geçip bu şekilde oyulmasına engel olmaya çalışıyoruz. Bakınız, başka bir baraj tipinde filtre, istinat duvarların arkasında filtre ve hatta yeraltı yol drenajlarında kullanacağımız, yani şu dışarıda kullanacağımız malzeme yine filtre olarak isimlendiriliyor. Sağlaması gereken koşulları söylemiştik. Suyun geçirmelik koşulunu sağlaması lazım. Yani ne demek bu? Buradan suyun geçmesine izin vermesi gerekiyor. Artı borulanma, yani zeminimizin de suyla birlikte gelebilecek zeminimizin de filtrenin arasından geçmesine engel olacak boyutta olması gerekiyor.
Bu iki şartı sağladığı zaman buradaki yapılarda görüldüğü gibi filtre malzemesi olarak ne yapabiliyorsunuz çocuklar? Kullanabiliyorsunuz. Dersimiz böylece sona erdi. Bir sonraki ders görüşmeceye kadar kendinize iyi bakın.